sinüs 0.4'ün değerini makların polinomu kullanarak hesaplarsak hata polinomu 0,001'den küçük olan en küçük dereceli polinomun derecesi kaçtır demişler bu soruda bize verilenler neler? Elimizde bir fonksiyon var. O fonksiyonun değerini eninci dereceden bir Maclaurin polinomu kullanarak hesaplıyoruz. Aslında daha genel bir ifadeyle Taylor polinomu da diyebiliriz ama gelin biz eninci dereceden Maclaurin polinomu diyelim. Bu kusursuz bir yakınsama olmayacak aslında. Bu polinomun yanında bir de hata var. Kalan da diyebiliriz. Bu polinoma eninci dereceden Maclaurin polinomunun kalanı Deriz. Bu iki polinom da bir x değişkenine bağımlıdır. Şimdi gelin bize verilen bilgilerden hareket ederek ilerleyelim. Şöyle deriz. 0,4'ün sinüsünü hesaplamak demek şu demektir. Eşittir eninci dereceden Maclaurin polinomunun 0,4'deki değeri artı eninci dereceden bu Maclaurin polinomunun kalanının 0,4'deki değeri. Bizden şunu bulmamız isteniyor. Başka bir renkle yazayım. Evet, şunu bulmak istiyoruz. N'inci dereceden Maclaurin polinomunun kalanının 0,4'deki değerinin 0,001'den küçük olması koşulunu sağlayan en küçük n ne, nedir? Bize verilen soruyu bu gördüğünüz biçimde de ifade edebiliriz. Peki, bu soruyu nasıl çözeceğiz? Bu soruyu Lagrange hata sınırı adı verilen bir kavramı kullanarak çözebiliriz. Bu kavramın kanıtını yaptığımız videoları bulabilirsiniz. Bu kavrama genellikle Taylor'ın kalan teoremi de denir. Size önce bu teoremi yazacağım. Açıklamasını yazarken yapacağım ama biz üzerinde çalıştıkça teoremi tas tamam öğreneceksiniz. Taylor'ın kalan teoremi şöyle der. Bir diğer adı da Lagrange hata sınırı demiştim. Teorem bize şöyle der. Bir fonksiyonun n artı birinci dereceden türevinin mutlak değeri küçük ya da eşittir bir m değeri. Bunun için bir de koşulumuz var o da şu. Hem polinomumuzun merkezini hem de x'i içeren bir açık aralık olmalı. Bu soruda polinomun merkezi sıfırdır. Yani Maclaurin polinomu söz konusu. Bu sorudaki x de 0,4 ama ben genel bir ifade olması için buraya x yazacağım. Bu ifade geçerli ise yani fonksiyonun en artı birinci dereceden türevinin mutlak değeri bir m değerinden küçükse ya da ona eşitse ve hem polinomun merkezi hem de x'i içeren bir aralık söz konusuysa ki polinomun merkezi c ile gösterildiği için sıfır yerine c yazabilirdik. Evet bu ifade geçerli ise asıl işimize yarayacak olan Lagrange bölümü geliyor. Bu ifade geçerli ise kalan polinomunun sınırlandırılmış olduğunu söyleyebiliriz n'inci dereceden polinomun kalan polinomunun sınırlandırılmış olduğunu söyleyebiliriz. Burada fonksiyonun n artı birinci dereceden türevi söz konusu ve bunun sınırlandırılmış olduğunu görüyoruz. O halde fonksiyonumuza yakın sayan n'inci dereceden polinomun kalan polinomu küçük ya da eşittir. Aynı m değeri çarpı x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktör yer. Peki bu ifadeyi bize verilen soruya nasıl uyarlayabiliriz? Sinüsün türevini düşünün. Sinüsün mutlak değerinin 1'e eşit ya da 1'den küçük olduğunu biliyorsunuz. Sinüsün türevi olan kosinüsün mutlak değeri de 1'e eşittir ya da 1'den küçüktür. O halde sinüs x'in türevini kaç kez alırsak kalalım, o türevin mutlak değeri daima 1'e eşit ya da 1'den küçüktür. İlk başta belirttiğimiz bu fx fonksiyonu için şöyle bir genel ifade yazabiliriz. Fonksiyonun en artı birinci dereceden türevinin herhangi bir x'teki değerinin mutlak değeri küçük ya da eşittir 1. Bu ifade f fonksiyonunun sinüs x'e eşit olduğu durumda geçerlidir. Bu ifade her aralıkta geçerlidir. Yalnızca belirli bir aralıkta geçerli olması söz konusu değil. m değerinin buradaki 1 olduğunu biliyoruz. Sinüs fonksiyonunun ve onun tüm türevlerinin mutlak değeri 1 ile sınırlandırılmıştır. Üst sınır 1'dir. Devam edelim. Elimizde m var. Lagrange hata sınırını burada uygulayabiliriz. Şöyle yazabiliriz. n'inci dereceden Maclaurin yakınsamasının kalan polinomunun 0,4'teki değerinin mutlak değeri. Bu soruda x 0,4'tür. Herhangi bir x değeri için genel bir ifade yazmıyoruz. Küçük ya da eşittir m1'di. Yazmaya gerek yok. x 0,4'e eşit. 0,4 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktör yer. Tabii bu ifadenin de mutlak değerini almalıyız. Bu Lagrange hata sınırıdır. Eşitsizliğin sağ yanının 0,001'den küçük olduğu bir durum bulabilirsek, Kalan polinomunun da 0,001'den küçük olduğunu kesin olarak biliriz. Çünkü kalan polinomu zaten buna eşittir ya da bundan küçüktür ve bu da 0,001'den küçüktür. Peki bunu nasıl yapabiliriz? bu eşitsizliği sağlayan en küçük n değerini nasıl bulabiliriz rastgele seçeceğimiz bir n değerini yerine yazarız ve bu ifade 0,001'den küçük olana dek seçtiğimiz n'yi arttırarak denemeye devam ederiz o halde gelin öyle yapalım Önce şöyle bir tablo hazırlayayım. Elimden geldiğince düzgün bir tablo çizmeye çalışıyorum. Evet, bir sütun en sütunu olsun ve diğeri de 0,4 üzeri n artı 1 bölü n artı 1 faktöryel olsun. Şimdi n 1'e eşitken bir bakalım. Evet, o halde burası 0,4 üzeri 2 bölü 2 faktöriyel olur. Bu da 0,16 bölü 2'dir, yani 0,08 eder. 0,001'den küçük olmadığı kesin. O zaman devam edelim. n eşittir 2 için bakalım. 0,4 üzeri 3 bölü 3 faktöryel olur değil mi? Virgülden sonra 3 basamak olmalı yani 0,064 bölü 6. Ee, bu da değil. Yani en hala yeterince büyük değil. O halde n eşittir 3 için bakalım. 0,4 üzeri 3 artı 1, yani dördüncü kuvveti alacağız, bölü 4 faktöryel. Yani bu da virgülden sonra 4 basamak olacak, 0,0256 bölü 24. Evet, az kaldı. Bu sayı 0,001'den biraz daha büyük bir sayıdır. Bu da işimizi görmüyor. En eşittir 4'ün aradığımız sonuç olduğunu düşünüyorum. Evet, gelin öyle miymiş görelim. 0, virgül 4 üzeri 5 bölü 5 faktör 4 üzeri 5, 2 üzeri 10 yani 1024 eder. Virgülden sonra 5 basamak olacak yani 0,01024. Onu da 5 faktör böleceğim ki o da 120'ye eşit. Evet bu işlemin sonucu olan sayı kesinlikle 0,001'den küçüktür. N 4'e eşitken yani 4. de dereceden Maclaurin polinomumuzun kalan polinomunun 0,4'teki değerinin mutlak değerinin 0,001'den küçük olacağı kesindir. İşte bulduk. Hata polinomu 0,001'den küçük olan en küçük dereceli polinomun derecesi buymuş.